Hayatın kuralı bu. Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı. Bu videomuzda yaz transfer döneminde bir zamanlar mutlu olduğu, yuvam dediği yere geri dönen oyuncuları listeledik. İyi seyirler. Ligimizin bavulu elinde futbolcularından biri adı. 33 yaşında olan tecrübeli oyuncu şu ana dek 5 Süper Lig ekibinin formasını terletti. 5 yıl süren Kasımpaşa macerasının ardından yönünü doğuya çeviren Adem, 2017'de lige yeni yükselen Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Hücum hattının her mevkisinde oynayabilen, atletik ve mücadeleci yapısıyla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli sol kanadın Malatya'dan sonraki durağı, Şampiyonlar Ligi ve lig için rotasyonlu bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray oldu. Rotasyon oyuncusu olarak geldiği Galatasaray'da 1. ve 2. forvetler Falcao ile Andone'nin talihsiz sakatlıklarıyla birlikte umduğundan fazlasını bulan Adem, sarı kırmızılı formayla mücadele ettiği 34 maçta 11 gol 1 asistlik performans sergileyerek takımına katkı sağladı ve bu yaz transfer döneminde eski takımı Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Skor katkısı olarak sezon ortalaması 15 gol olan bir forvet Alvaro Morata. Fakat kendisi için şimdiye dek ödenen bonservis bedeli 189 milyon euro. Geçtiğimiz sezonu Atletico Madrid'de geçiren Morata'nın yeni adresi, İtalyan ekibinin Higuain'i MLS'e göndermesinin ardından yeniden Juventus oldu. Burada Ronaldo ve Dybala ikilisiyle göstereceği performans merak konusu. Sizce bu yıl 15 gol üzerine çıkabilecek mi? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz. Sağ kanadı yarış pistine çeviren sol ayaklı çılgın bir adam Arjen Robben. Bayern Münih'in Almanya'da kurduğu hegemonyanın da baş kahramanlarından biriydi. 2019 yılında veda ettiği futboldan daha fazla uzak kalamayan tecrübeli oyuncu, yaz başında hikayesinin başladığı yere Groningen'e geri döndü. Luis Suarez'i gönderen, Paulinho'ya 40 milyon euro ödeyen, Messi ile arayı açan, bir sezon önce Paris Saint-Germain'den gelen 90 milyon euroluk teklifi kabul etmeyip, bu yaz 1,5 milyon euroya Rakitic'i Sevilla'ya geri veren bir Barcelona yönetimi. Söylenecek pek fazla kelime yok. Eğer Rakitic'e dönecek olursak, 26 yaşında genç bir delikanlı olarak ayrıldığı Endülüs ekibine 32'sinde bir kurt olarak dönen Hırvat oyuncu, aklı, ara pasları ve diriliği ile Sevilla'ya çok şey katacak gibi duruyor. İngiltere futbolunu kasık kavurduktan sonra dönemin rekorunu kırarak 100 milyon euro bonservisle Real Madrid'e transfer olan, İspanyol devinde Ronaldo Benzema ikilisiyle 4 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bale'dan, yedek kulübesinde uyuyan bir Bale'a dönüşmek. İkinci Zidane döneminde adeta yoklara oynayan ve yedek kulübesine hapsolan Galli oyuncunun imdadına eski kulübü Tottenham yetişti. Bir yıllık kiralık olarak eski kulübüne dönen Galli Yıldız, İngiliz taraftarlara ve dünyaya yeniden ben buradayım diyebilecek mi? Bu büyük bir soru işareti. Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamladığı 2015-2016 sezonunda 15 gole direkt katkı, West Ham United ile yaşanan İngiltere macerası ve ardından gelen sakatlık belası. Beşiktaş'taki son 2 sezonunda sakatlıklardan başını kaldıramayan Gökhan Töre, 2019 yazında dönemin başkanı Fikret Orman'la kavga ettiği için ayrıldığı Kara Kartallara bir yıl sonra kulübü Malatya'ya bonservisini cebinden ödeyip yeniden merhaba dedi. Önceki sezonu şampiyon tamamlamış, gol kralı çıkarmış bir ekibe transfer olmak taraftar ve medya baskısını beraberinde getirir. Birinci Beşiktaş macerası bunlarla başlamıştı Aboubakar'ın. Ligin ilk 7 haftasında skor üretmekte zorlanan Kamerunlu, Afrika Kupası dönüşünde Beşiktaşlılara bambaşka bir Aboubakar izletti. Turnuvanın ardından 12 gol atıp 3 de asist yapan ve art arda gelen ikinci şampiyonluğa katkıda bulunan Aboubakar, Beşiktaşlı taraftarların gönlünde öyle yer etti ki taraftarlar rakip olarak mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto mücadelesinde üçlü çektirmesini istedi. 3 yıllık aranın ardından yeniden Beşiktaş'a transfer olan Kamerunlu tekrar sağlık problemi yaşamazsa kaç gol atabilir?
Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kapısından içeri girdiğinde tarihler 2010'u gösteriyordu. Sarı lacivertli camianın formasını terlettiği 6 yılda gösterdiği performansı, hırsı ve mücadelesiyle taraftarların gönlünü kazanmış, deli dolu tavırlarından ötürü fişek lakabını almıştı. 2016'da ayrıldığı yere 4 yılın ardından yeniden dönen tecrübeli bekin belli ki Fenerbahçe'ye vereceği çok şey var. 9 yıl formasını terlettiği camiaya buruk bir biçimde veda eden Gökhan Gönül de tıpkı Caner gibi 4 yıl sonra yuvaya yeniden döndü. Azmi ve mücadelesiyle gönüllerde taht kuran Gökhan'ın dönüşü yine canını dişine takarak mücadele ettiğim maçlardan biri olan Benfica maçındaki forma ile oldu. Bakalım geçmişte yarım kalan bu hikaye nasıl son bulacak? Altyapısından yetiştiği, 5 sezon formasını terlettiği yere Yo'ya dönüştü onunkisi. Bu isim Arda Turan. Galatasaray'dan sonraki durağı olan İspanya'da Atletico Madrid'li taraftarların göz bebeği olan, ardından da Barcelona'ya transfer olan tecrübeli oyuncunun düşüşü sert olmuş, son birkaç yılda ise futbol dışında birçok konuyla gündeme gelmişti. Kulüpsüz geçen 6 ayın ardından kendisini kucak açan yeniden Galatasaray oldu. Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın dediği, yuvam dediği camiada bize eski Arda'yı hatırlatabilmesini umuyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Buraya kadar videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.